Peki değerli izleyenler, Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Onunla devam edeceğiz. Konuşuyorduk az önce konuklarımızla birlikte. Merkez Bankası politika faizini 250 bas puan artırarak %17,5 seviyesine yükseltti değerli izleyenler. İbrahim Bey, sizin sözünüzü yarım bırakmıştık. Sizinle devam edelim lütfen. Evet, faiz kararı belli oldu. 250 bas puanla %17,5 seviyesine yükseltildi. Beklenilen bir şey miydi? Neler söyleyeceksiniz bu kararla ilgili? Önce Ercan Havalimanı hayırlı olsun. Hem Kıbrıs'a hem ülkemize. Onun dışında da biraz evvel konuşmamızda gerekse Murat Bey'in beklentisi 300 bas puan civarındaydı. O kadar bile olmadı. 250 bas puanlık bir artışa yetindi Merkez Bankası. Hı hı. Şimdi bu toplantının tutanaklarıyla, yani yaptığı açıklamayı da biraz dikkatle izlememiz lazım. Onu da bakacağız. Hı hı. Onun dışında da Merkez Bankası'nın son bir aydır uyguladığı iki tane politika var. Bir tanesi rezerv artırma politikasına devam ediyor. Aşağı yukarı bir aydır 18 milyar doların üzerine rezerv artırdı. Piyasada da kurlarla ilgili dalgalanmalar olduğu zaman önceki dönemlerde Merkez Bankası müdahale edip dolar satmak suretiyle, döviz satmak, yabancı para satmak suretiyle kurlara müdahale ederdi. Son bir aydır da kurlara herhangi bir müdahalede bulunmuyor. Hı hı. Bir taraftan rezervlerini artırmaya devam ediyor. Bir de mevduat gerek kredi faizlerinin normal makul rakamlara inmesiyle ilgili olarak da bu makro ihtiyati tedbirler dediğimiz bankacılık sistemi üzerindeki uygulanan bir takım tedbirlerde yavaş yavaş gevşeme politikaları izliyor. Ben bunun devam edeceğini düşünüyorum. Yani örneğin biliyorsunuz menkul kıymet tesisi zorunlulukları vardı bankaların üzerinde. Menkul kıymet tesislerinde bir geri adım atacaklarını düşünüyorum. İşte mevduatlarda yabancı para TL mevduat oranları 60'a 40 hedefleri vardı. Bunu 57'ye düşürmüşlerdi. Burada bir miktar daha düşürebilecekleri kanaatini taşıyorum. Hı hı. Dolayısıyla gerek piyasaların ihtiyaç duymuş olduğu kredi faizlerinin daha makul rakamlara gelmesiyle ilgili olarak bu gibi tedbirlerle yoluna devam edeceğini düşünüyorum ben Merkez Bankası. Evet, yani ufak bir artış oldu ve etkisi olmadı gibi. Dolarda artış yine devam ediyor. Murat Bey, neler söyleyeceksiniz? Evet, Merkez Bankası beklentilerimiz çerçevesinde bir faiz artışına gitti. Ancak metinde tabii önemli değişiklikler var. Hı hı. Bir önceki metin oldukça kısa ve öz olarak değerlendirmiştik. Şimdiki metnin biraz daha böyle bilgilendirici olduğunu görüyoruz. Önemli ilavelerden bir tanesi bu yakın dönemdeki talepteki güçlü seyri ücret ve kur kaynaklı artışlara bağlamış Merkez Bankası. Bir önceki metinde bu gerekçeler yoktu. Bu önemli. İkinci önemli düzenleme, vergi düzenlemelerinin enflasyon üzerinde önümüzdeki dönemde olumsuz etkiler yaratacağını değinmiş Merkez Bankası. Bu da şu açıdan önemli. Para politikası otoritesi olarak kamu maliyesi tarafından atılan adımların aslında para politikası tarafındaki hedefleri biraz bozacağından da bahsetmiş oluyor büyük çerçevede baktığımızda. Diğer yandan doğrudan yabancı yatırımların önemine de değinmiş ve bunların cari denge tarafında olumlu etkiler yaratacağından bahsetmiş Merkez Bankası, ki bu da zaten şu anda en çok gündemde olan Birleşik Arap Emirlikleri ve Körfez tarafından gelecek yatırımlara da değindiğini özellikle görüyoruz. Son olarak da metnin sonunda önemli bir ibare daha var. Sanırım bununla ilgili para politikası, ekonomi yönetimi ilave bir takım açıklamalar da bulunacaktır diye tahmin ediyorum. Seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları aldığından bahsetmiş Merkez Bankası. Hı. Yani burada hem makro ihtiyati tedbirler çerçevesinde biraz sadeleşmeye gideceğinden bahsediyor ama krediler tarafında biraz daha seçici olacağından da bahsediyor. Sanıyorum önümüzdeki günlerde, belki yarın, ilave bir takım yönetmeliklerle Merkez Bankası'nın bugünkü faiz kararında biraz daha açılımlara gideceğini tahmin ediyorum. Son olarak sevindirici olan şey, baktığımızda kurlar tarafında, Türk lirası tarafında aşırı bir takım çalkantılar yaşamıyoruz şu anda. Günün ilerleyen saatlerinde takip etmeye devam edeceğiz. Yani bir kademeli artış söz konusu olabilir mi Murat Bey? Faiz oranına ilişkin kurlar açısından mı sordunuz? Evet. Tabii kurlar açısından yani olabilir ama
Şöyle günün ilerleyen saatlerinde de fiyatlama davranışlarının ne şekilde olacağını bilemiyoruz. Hı hı. Ancak olsa bile bunlara ciddi bir takım müdahaleler gelmeyecektir. Yani hem Mehmet Şimşek hem Hafize Gaye Erkan'ın önceki açıklamalarında kura gelecek ani kurda gelecek ani artışlara Merkez Bankası'nın piyasaya müdahale etmeyeceğini, biraz kendi haline bırakacağını da söylediği için biz bundan sonraki dönemle ilişkin şunu hazırlıklı olalım. Yani herhangi bir gün içerisinde saatlik, 2 saatlik, 3 saatlik kurlarda hızlı artışlar meydana gelebilir. Ancak bundan sonra bir yatay seyir izleyebiliriz. Hı hı. Ben şöyle tahmin ediyorum. Bugün kademeli bir takım artışlar görsek bile bir müddet daha, işte bir hafta, iki hafta ya da belki bir aya yaygın bir sürede yatay bir hareketlenmelerin devam edeceğini tahmin ediyorum. En azından turizm gelirleri bitimine kadar kurda kalıcı aşırı sert hareketler olacağını pek beklemiyorum şu anda. Peki İbrahim Bey, sizin bu metni değerlendirme şansınız oldu mu? Nasıl bakıyorsunuz? Ben metni değerlendirme şansım olmadı. Henüz elime geçmedi, okumadım. Hı hı. Ancak işte Murat Bey'in ifadelerinden de biraz evvel konuşmalarımızda bahsettiğimiz gibi Merkez Bankası politikalarında bazı değişiklikler yapmak suretiyle, hı hı, genel politikasına devam edecek, onu görüyoruz. Ben tabii kurlar üzerindeki bu faiz kur ilişkisinde normalde faiz oranları artırıldığı zaman kurların bir miktar düşmesi beklenir. Ancak Türkiye'de maalesef bunu artık bozulmuş dengelerden dolayı görmüyoruz. Kurlarda bir yükselme önceki dönem 22 Haziran faiz artırımlarında da olduğu gibi bu dönemde de olabilir ama çok sınırlı kur artışları beklenebilir. Daha yüksek kur artışları beklemiyorum. Hatta bir miktar sonra, yani belki birkaç hafta sonra da kurlarda yatay seyrin devam edeceğini, yani kur TL ilişkisinin yatay seyredeceği kanaatini de taşıyorum. Hı hı. Tabii uluslararası gelişmeler bunun dışında, konuşmanın dışında. Bu arada da yatırımcıların düşen mevduat faizleri, yani TL likiditesi bollaştı. Düşen mevduat faizlerinden dolayı da daha çok işte borsa ve altın gibi yatırım araçlarına da yöneleceğini düşünüyorum. Kur korumalı mevduat faizlerinde de bir yükselme yok. Hatta onlarda da bir gerileme var. Dolayısıyla işte borsa, altın gibi daha başka yatırım enstrümanlarına yatırımcıların yönelebileceğini düşünüyorum. Kurların bir artık yatırım aracı olmaktan, yani doların, yabancı paranın bir yatırım aracı olmadığını bizim insanımız yavaş yavaş bunu anladı diye düşünüyorum. Evet İbrahim Bey, şimdi buna yönelik sorular da var. Özellikle küçük yatırımcı, işte altın alan, daha çok altın alanlar ya da işte borsaya yönelenler bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izlemeliyiz diye sorular soruyor. Ne gibi önerilerde bulunursunuz? Şu an itibariyle herkesin pozisyonunu korumasını ben tavsiye ediyorum. Hı hı. Tabii ki kur korumalı mevduat oldukça popüler. Bu popülaritesi devam ediyor ama bundan sonraki süreçte kurlarda biz daha böyle yüksek artışlar beklemiyoruz. Bunun dışında da işte altının, işte Fed'in alacağı kararlardan sonra ne yönde gelişeceğini de orada göreceğiz. Ancak altının bir miktar daha yılbaşına doğru devam edeceğini, 2000 liraları bulan gram fiyatlarını, TL gram fiyatlarını bulabileceği piyasalar tarafından beklenti dahilindedir diye düşünüyorum. Hı hı. Borsaya girecek olanların da mutlaka işi bilenlerle devam etmesini, orada mutlaka aracı kurumlarla devam etmesini, öyle sosyal medyadan aldıkları bir takım kararlarla, diyorlarla herhangi bir karar vermemelerini de özellikle tavsiye ederim. Peki Murat Bey, sizin tavsiyeleriniz var mı yatırımcılara bu süreçte? Şöyle, yani görünen o ki borsa tarafındaki gidişat sene sonuna doğru kademeli bir şekilde artışlar getirecek gibi gözüküyor. Tabii, hı-hı, yatırımcıların anlık düzeltmelere hazırlıklı olması lazım. İbrahim Bey'in bu görüşlerine, tavsiyelerine %100 katılıyorum. Özellikle sosyal medya tarafıyla alakalı olarak. Diğer yandan tabii Türk lirası varlıklar bu gidişatta biraz daha geri plana atılabilir. Yani eğer KKM faizlerinin de düşmüş olmasıyla beraber
İşte eskiden yıllık bazda 3 aylık bir KKM'ye bağlayacak olsanız %42 yıllık fiyatlamadan bağladığınızda 3 aylık getiride kurun 29.30 seviyesinden ötesine çıkmaz durumda kur farkı alır durumdasınız şu anda. Tabii %42'nin altında olduğu için artık KKM faiz oranları ve 3 ay sonra da şu anki görünüm yatay gitse bile, kademeli gitse bile kur artışları 29.30 seviyelerinin üzerinde olma ihtimali yüksek olduğundan kur korunma mevduat biraz daha böyle arka taraflarda kalabilir. Yani yatırımcı 3 aylık süre içerisinde daha hareket kabiliyeti olan enstrümanlara geçmeyi tercih edebilir. O nedenle ben kur korunma mevduat tarafında biraz daha para politikasının etkin olması gerektiğini, oradaki yıllık faiz oranlarının gerilemesi halinde buradaki yatırımcıların dövize kayma riskinin gündemde olduğunu tahmin ediyorum. O nedenle biraz daha ilk çıktığı zamanlardaki gibi konsantrasyon sağlanmalı ekonomi yönetimi tarafından kur korunma mevduat üzerine. Diğer yandan baktığımızda tabii gram altın burada önemli bir yatırım aracı daha alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Daha çok Fed'in faiz arttıracağı döneme yaklaşırken ons altındaki gerilemeyle gram altın biraz daha sakin gideceğini ama yılın sonunda 2023 yılının sonunda Fed'in faiz artışlarının kesmesiyle beraber ons altının tekrar güçleneceğini ve gram altının sene sonuna doğru biraz daha hızlı artışlara gideceğini tahmin ediyorum. Dolayısıyla gram altın yatırımcısı da bu yıl sonundaki artışlara biraz daha odaklanırsa sanırım daha olumlu hareket eder diye tahmin ediyorum.